kadar bu dersimizin konusu veri toplama ve değerlendirme. Peki veri nedir? Veri bir araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz bilgilerdir. Peki biz veri elde etmek için ne yaparız? Sorular sorarız değil mi? Dolayısıyla veri elde etmek amacıyla belli bir gruba sorulan ve farklı cevapları olabilen sorulara da biz ne diyormuşuz? Araştırma sorusu diyormuşuz. Belli bir konuda araştırma yapmak amacıyla sorunun sorulacağı gruba ise örneklem diyoruz. Peki o zaman bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için nelere ihtiyacımız var? Bir gruba ihtiyacımız var, örnekleme ihtiyacımız var ve birden fazla veriye ihtiyacımız var. Peki o zaman şimdi iki adet örneğimiz var. Bakalım bunlar acaba araştırma sorusu özelliğini taşıyan örnekler mi? 6C sınıfı öğrencilerinin sahiplenmek istediği evcil hayvanlar hangileridir demiş. Şimdi 6C sınıfı nedir? Bizim örneklem grubumuzdur değil mi? Dolayısıyla araştırma sorusunda ne gerekiyor demiştik? Örneklem gerekiyor. Yani belli bir grup gerekiyor demiştik. Dolayısıyla belli grubu sağlamış olduk. Peki öğrencilerin sahiplenmek istediği evcil hayvanlar diyor. Örneğin bazı öğrenciler işte kuş dedi. Bazı öğrenciler balık dedi. Bazı öğrenciler kedi dedi. Ve bu şekilde ne yaptık? Birden fazla veri elde etmiş olduk. Dolayısıyla araştırma sorusu olabilecek iki özelliği de sağlamış olduk. O zaman 6C sınıfı öğrencilerin sahiplenmek istediği evcil hayvanlar hangileridir sorusu? Evet, bir araştırma sorusudur. Peki ikinci örneğimize bakalım. Bir otobüsteki yolcuların ikram saatinde tercih ettikleri içecekler hangileridir demiş. Şimdi bir otobüsteki yolcular nedir? Bizim örneklemimizdir. Yani belli bir gruba soru soruyorduk değil mi? Dolayısıyla belli bir grubumuz var burada. Dolayısıyla araştırma sorusu olabilir. Peki ikinci şartımız neydi? İkinci şartımız birden fazla veri elde edecektik. Bakalım ikram saatinde tercih ettikleri içecekler demiş. Ne olabilir? İşte bazıları meyve suyu. Şöyle yazalım. Meyve suyu dedi. Bazıları soda dedi. Bazıları çay dedi. İşte bazıları kahve dedi. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Birden fazla veri elde etmiş olduk. Dolayısıyla araştırma sorusu olabilmesi için iki şartı da sağlamış oldu. O zaman ne diyoruz? Evet, bu da bir araştırma sorusudur diyoruz. Bu sayfamızda araştırma sorusuyla ilgili bir sorumuz var. Aşağıda verilenlerden hangileri araştırma sorusudur demiş. Hemen bakalım. İlk örneğimizde aile bireylerinin en çok sevdiği meyveler hangileridir diyor. Şimdi burada aile bireylerine örneklemimiz. Peki meyveler, en sevdiği meyveler hangileridir demiş. Birden fazla meyve söyleyebilir der değil mi? Bazıları çilek der, işte bazıları kayısı der. Yani birden fazla veri elde edebiliyoruz. Dolayısıyla evet, araştırma sorusudur. Okulumuzdaki öğretmenlerin doğduğu şehirler, okulumuzdaki öğretmenler örneklemimiz ve doğduğu şehirler birden fazla şehir olabilir. Adana der, işte Muş der. Yani birden fazla veri elde edebiliriz. Dolayısıyla evet, bu da araştırma sorusudur. Öğretmeninizin en çok sevdiği öğrenci hangisidir demiş. Şimdi burada en çok sevdiği öğrenci derken bir kişiyi kastediyor. Dolayısıyla cevabı bir tane olan sorular araştırma sorusu özelliği taşımazlar. Peki A blok ve B blok sakinlerinin tercih ettikleri müzik türleri demiş. Şimdi burada örneklemimiz A blokla B blok sakinlerinin tercih ettikleri müzik türleri demiş. Müzik türleri de tabii birisi caz der. İşte birisi nedir? Elektronik müzik der. Birisi arabesk der. Bu şekilde ne yaparız? Örneklerimiz çoğaltabiliriz. Dolayısıyla evet, bu da bir araştırma sorusudur. En turistik şehir hangisidir demiş. Şimdi burada zaten bir örneklemimiz yok. En turistik şehir dediğinde diyelim ki bunun cevabını Antalya diye verdin. Tek cevap oldu. Birden fazla veri yok. Dolayısıyla bu da bir araştırma sorusu özelliği taşımaz. Bu sayfamızda bir grafik görüyoruz. Aslında bu grafiğe benzer grafikleri daha önceden görmüştük. Şimdi bu diğerlerinden biraz farklı. Bakalım neymiş bu? İki veri grubu karşılaştırılırken veri gruplarının arasındaki farklılıkları daha kolay gösterdiği için ikili sütun grafiği diğer grafiklere göre daha kullanışlıdır demiş. Şimdi buradaki sizin de tahmin ettiğiniz gibi bir sütun grafiği ama eski bildiklerinizden farkı ne? İkili sütun grafiği olması olabilir. Şimdi ikili sütun grafiği
grafiğimizi biraz inceleyelim. İkili sütun grafiğimizin yatay ekseninde verilerimiz var ve dikey ekseninde veri sayılarımız var. Peki grafiği ne yapıyoruz? Mutlaka adlandırıyoruz. Grafiğe bakalım. Sınıflardaki kız ve erkek sayıları demiş. Şimdi sınıflarımıza baktık. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıflarımız var. Bakalım grafik, pardon, sütunlar neyi ifade ediyormuş? Bu sınıflardaki kız ve erkek sayılarını ifade ediyormuş. Şimdi bakalım grafiğimizle ilgili 3 adet sorumuz var. Hemen onları cevaplandırmaya çalışalım grafiğimizden yardım alarak. Yanda verilen grafiğe göre kız sayısının en çok olduğu sınıf hangisidir demiş. Şimdi sınıflar bu şekilde belirli aralıklarla ne yapmış? Grafiğimize yerleştirilmiş. Aynı şekilde kişi sayısı da belirli aralıklarla belirli düzende yerleştirilmiş. Peki kız sayısının en çok olduğu sınıfa bakacağım. O zaman kızlara bakmak için turuncu renge bakmam lazım değil mi? Bakalım 5. sınıfta bakıyorum 10 kız varmış. 6. sınıfa baktım. 6. sınıfta bayağı var. Kaç? 25 kız var. Hemen ne yapıyorum? Yatay eksenle dikey ekseni şu şekilde birleştiriyorum. 7. sınıfa baktım. 15 adet kız varmış. 8. sınıfa baktım. Şu şekilde birleştirdim. Ve sadece 5 kız olduğunu gördüm. Dolayısıyla kız sayısının en çok olduğu sınıf hangisi olmuş oldu? 25 kişi kız varmış. Hangi sınıfta? 6. sınıfta. Peki erkek sayısının en az olduğu sınıf hangisidir diyor. Hemen erkeklere de bakalım. Erkekleri tasvir eden rengimiz maviydi. Dolayısıyla mavi renkleri ne yapacağım? Şuradan sayılarını belirleyeceğim. Burada 15 erkek varmış 5. sınıfta. 6. sınıfa baktım. Şöyle birleştirdim. 20 erkek gördüm. 7. sınıfta da yine 15 erkek varmış ve 8. sınıfta 10 erkek varmış. Dolayısıyla en az olduğu sınıf demişti. Bakıyorum erkek sayısının en az olduğu sınıf nedir? 8. sınıftır. Peki kız ve erkeklerin eşit olduğu sınıf hangisidir demiş. Hemen bakıyorum burada ikisi neydi? 15'e 15'ti. Dolayısıyla kız ve erkeklerin eşit olduğu sınıf ne olmuş oldu? Şurada 7. sınıf olmuş oldu. Grafikle ilgili sorularımızı da bu şekilde grafikten yardım alarak, yorumlayarak çözüyoruz. Bu sayfamızdaki sorumuz şöyle. 6A ve 6B sınıfı öğrencileri okullarının düzenlediği bilgi yarışmasında farklı derslerde, farklı sayılarda doğru cevap vermişler ve buna göre aşağıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tablodaki verileri sütun grafiğine aktaralım demiş. Şimdi bu tabloyu da hatırlıyorsunuz, belki hatırlayanlarınız vardır. Bu tabloya sıklık tablosu adını veriyorduk. Sıklık tablosunda da yine veriler vardı ve verilerle ilgili sayılar vardı. Şimdi bu yine ikili olduğu için ikili sıklık tablomuz ve tablonun nesi var? Burada adı var, bilgi yarışmasında doğru sayıları, bilgi yarışmasındaki doğru sayıları demiş. Şimdi ne yapacağız? Biz bununla ilgili bir sütun grafiği çizeceğiz. Sütun grafiğinde neler olacak? Derslerimiz olacak. Matematik, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilgiler. 2 adet veri grubumuz olacak ve bu gruplardaki doğru sayılar olacak. Örneğin matematikte 6 ve 8 demiş. İşte Türkçe'de 7, 7. Fen bilimleri 9, 6 ve sosyal bilgiler 8, 9. Peki o zaman sütun grafiğimizi oluşturmaya çalışalım. Şimdi sütun grafiğimize neler yerleştiriyorduk? Yatay eksen ve dikey eksen çiziyorduk. Sütun grafiğimizin adını söylüyorduk, adını koyuyorduk. Grafik ne diyeceğiz? Aynısını söyleyebilirim. Bilgi yarışmasındaki doğru sayıları. Sayıları. Peki. Şimdi yatay eksene neler koyalım? Bu şekilde dersleri koyalım ve buraya ne diyelim? Dersler. Peki dikey eksene neyi koyacağız? Doğru sayılarını. Doğru sayıları. Ona da şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki sayıları neye göre belirliyorum? Buradaki doğrular zaten 10'a kadar var. 10'dan fazla doğru olan yok. Hatta 10 da yok. O yüzden buradaki sayıları, yani verilerin sayısına göre belirliyorum. Şimdi buraya ne yazalım? Matematik, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilimlerinin baş harflerini yazdım. Peki ne yapacağım şimdi? Şöyle farklı renkler alalım. Farklı iki tane renk aldım.
Bunlardan biri ne olacak? Şu şekilde 6A sınıfı ve ne olacak? Yine ikinci grubumuz olan 6B sınıfı olacak. Şöyle işimizi değiştirdik. Şimdi bakalım matematik dersinde 6A sınıfı ne yapmış? 6 adet doğru yapmış. Dolayısıyla ne yapacağım? Şu şekilde matematik dersinde 6A'nın 6 adet soru çözdüğünü ne yapmış oldum? Buraya yazmış oldum. İsterseniz sırayla da gidebilirsiniz. Yani bir 6A bir 6B de yapabilirsiniz. Ya da ilk önce ne yapalım? 6A'ları yerleştirelim. Türkçeden 7 doğru yapmışlar. Dolayısıyla Türkçe'ye geldim. Ve ne yaptım? Şuradan şu şekilde eşleştirerek sütunumu şöyle çizmiş oldum. Peki daha sonra ne var? Hemen bakalım. Fen bilimleri var. Fen bilimlerinden kaç tane doğru yapmışlar? 6A sınıfı 9 doğru yapmış. Dolayısıyla şöyle geldim. Fen bilimlerinden 9 doğru yaptıkları için şu şekilde çizdim. Ve içini doldurdum sütun olduğu için. Ve son olarak sosyal bilgilerden 8 doğru yapmışlar. Dolayısıyla yine ne yaptım? 6A sınıfının sosyal bilgiler sütununu da neye kadar? Doğru sayısı olan 8'e kadar çizmiş oldum. Peki sırada ne var? Sırada 6B'nin yaptığı doğrular var. Hemen onlara bakalım o zaman. 6B matematikten 8 adet doğru yapmış. Dolayısıyla şurada 6B matematikten 8 adet doğru yaptığı için ne yapıyorum? Şuraya şu şekilde düzgün bir şekilde tabii çizmeye çalışıyorum. Şu şekilde ne olmuş oldu? Matematikten 8 doğru 6B yapmış oldu. 6B'yi şuradan anlıyoruz. Şimdi Türkçeden ne yapmış 6B? 7 adet doğru yapmış. Yani 6A ve 6B ne yapmış? Türkçeden eşit sayıda doğrular yapmışlar. İkisi de 7'ye 7. Sadece ne yapıyorum? Sıklık tablosunda gördüklerimi grafiğime aktarıyorum. Peki fen bilimlerinden ne yapmış? 6 doğru yapmış. 6B sınıfı. O zaman 6'ya kadar işaretleyip bu şekilde çiziyorum. Ve son olarak sosyal bilimlerden 9 doğru yapmış. 6B sınıfı. O zaman ne yapıyorum? Hemen bu şekilde sonuncu sütunumu da çiziyorum. Ve bilgi yarışmasındaki doğru sayılarını 6A sınıfına ve 6B sınıfına göre ne yapıyorum? İkili sütun grafiğimde oluşturmuş oluyorum. Yani sıklık tablosunu direkt sütun grafiğine almış oldum. Geldik diğer bir sorumuza. Bir sınıftaki öğrencilerin sahiplenmek istediği evcil hayvanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki bilgilerle sütun grafiği oluşturalım demiş. Tablomuza baktım. Tablomuz bir çetele tablosu. Çetele tablosunda ne yapıyorduk? Bir verilerimiz vardı. Verilerimizin sayılarını çetele şeklinde bu şekilde yazıyorduk. Ve yazarken ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5'li gruplar halinde çetelelerimizi, çentiklerimizi çetele tablomuza yerleştiriyorduk. Şimdi tablomuzun adı sahiplenmek istenilen evcil hayvanlar. Kız ve erkeklere göre, yani sınıftaki kız ve erkeklere göre evcil hayvanlar sıralanmış. Biz ne yapacağız? Bunun sütun grafiğini oluşturmaya çalışacağız. Hemen şöyle bir dikey eksen çizdim ve bir yatay eksen çizdim. İlk yapacağım iş zaten bu. Şimdi yatay eksende ne olsun? Evcil hayvan olsun. Evcil hayvan. Ve ne olsun? Dikey eksende de sayıları olsun. Kaça kadar olsun? Şöyle yapalım. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar ne? Kişi sayısı. Yani kaç kişinin evcil hayvanları tercih ettiği. Peki evcil hayvanlarımızı da yazalım. Şuraya kuş, balık, kedi, K harfleri mecburen şöyle yazdım. Şuna da köpek yazalım. Ve ne var? Tavşan var. Şimdi grafiğimizin hemen ne yapacağız? Adını unutmadan koyacağız. Grafik sahiplenilmek istenilen ne? Evcil hayvanlar.
evcil hayvanlar. Grafiğimizin adı da bu. Şimdi ne? Çentik sayılarını sütun grafiğimize taşıyacağız. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kız ve erkek olmak üzere iki grubumuz var değil mi? Dolayısıyla bunların renklerini belirtmemiz gerekiyor. Sarılar kız olsun ve mavi olan sütunlar da ne olsun? Erkek olsun. Şimdi öncelikle ne yapalım? Kızlardan başlayalım olsun. Hemen bakalım kızlardan kaç kişi kuş sahiplenmek istemiş? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla ne yapacağız? Kuşu 5 kız sahiplenmek istediği için kuşa 5 yazdım. Peki bakalım balığa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balığı ne yapmış? 7 adet kız sahiplenmek istemiş. Şöyle çizdim. Peki kediye baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi yani 6 kız kedi sahiplenmek istemiş. Peki köpeğe baktım. Köpeği sadece 2 kız sahiplenmek istemiş. Şu şekilde. Peki tavşana baktım. 1, 2, 3 kişi de yani 3 kız kişisi tavşan sahiplenmek istemiş dedi. Peki hemen baktık. Erkeklerden 2 kişi kuş sahiplenmek istemiş. Dolayısıyla kuşa baktım. Erkek sayısını hemen ne yaptım? Bu şekilde tabloma taşıdım. Peki balığa baktım. Erkeklerden 1, 2, 3, 4 kişi balık sahiplenmek istemiş. Dolayısıyla şuraya geldim. Siz sütun grafiğinizi çizerken şu araları biraz daha bu şekilde açık çizebilirsiniz. Sütunlar bu kadar da yakın olmasın. Benimki biraz yakın olmuş. Peki kediye kaç erkek sahiplenmek istemiş? 3 erkek sahiplenmek istemiş. Dolayısıyla 3 erkek kedi sahiplenmek istedi dedik. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane erkek ne yapmış? Köpek sahiplenmek istemiş. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu şekilde 8 erkek köpek sahiplenmek istemiştir diyeceğiz. Ve son olarak 3 kişi de ne yapmış? 3 erkek tavşan sahiplenmek istemiş diyebilirim. Bu şekilde ne yapmış oldum? Yine çetere tablosundaki çentikleri sütun grafiğime aktarmış oldum. Dersimiz bu kadardı. Umarım anlayabilmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.